Parasız mı kaldın? İşe mi ihtiyacın var? Gelirik ise seyyar tezgah al. Bu tarifi yap. Evini geçindir. Tavuk kanattan da yapabilirdim ama buradaki seçtiğiniz tavuk çok önemli. Çıtır tavuktan yapacağız. Mutlaka çıtır tavuktan. Fakat şu kanatları görüyor musunuz? Büyüklüğünü. Şu tek parça kanatın büyüklüğünü görüyor musunuz? Alırken mutlaka verdiğiniz paranın hakkını alarak kanat alın. Bunu unutmayın. Böyle büyük parçalar almalısınız. Tavuk kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani kasaba gidiyorsunuz, yine o seksi ses tonunuzu kullanıp bana çıtır kanat ver diyorsunuz. Pardon, çıtır tavuk ver diyorsunuz. Her tavuktan bir tane çıkıyor sırt bölgesinden. Fakat bakın, alacağınız zaman böyle dolgun olmalı. Görüyor musunuz büyüklüğünü? Ufacık olanlardan değil. Verdiğiniz paranın hakkını muhakkak almalısınız. Sadece bir tanesini şöyle sos tavasına atıyorum. Daha sonra üstüne geçmesi için bakın başka hiçbir şey atmıyorum. Sadece tavuk. Başka hiçbir şeye gerek yok. Üstüne geçmesi için yaklaşık 1 litre su ilave ediyorum. Ve ocağın arka tarafında tavuğun suyu çıkması için arkaya alıyorum. Kullandığınız tava eğer tencere mümkünse altı kalın olsun. Ya Koray, tencerenin kalınlığına kadar gösteriyorsun. Ve şöyle geniş olsun. Yarım yemek kaşığı sıvıya. Yarım yemek kaşığı zeytinyağı. İsterseniz zeytinyağı tamamen kullanabilirsiniz. İsterseniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Size kalmış. Çıtır tavukta anlaştık deme. Ya Koray, bu kadar fark eder mi? Çıtır tavuk diyorsun. Şimdi göreceksiniz nasıl yağını bırakacak. Şöyle bir tamamen tavaya yağ dağıtıyorum. Ve tavanın aldığı kadar tavuğu içine bırakıyorum. Şu anda en yüksek ateşteyim. Dikkat edin. Dükkan açın, evinizi geçindirin. Ülkede efsane olun. Bizim tarifi yapanlar abartmadığımı bilir. Yağ gelmeyecek şekilde tavuk lezzetlensin diye çok hafif tuzluyorum. Dikkat, yağ gelmesin. Buraya dikkat. Daha tavuk bırakalı 5 dakika olmadı. Ve 1 yemek kaşığı yağ koymuşum. Şu andaki yağ görüyor musunuz? Şu andaki tavukta çıkan yağ görüyor musunuz? Neden çıtır tavuk kullanın dediğimi anlıyor musunuz? Lezzet ufak detaylarda saklı ve daha da yağ bırakacak. Tavuk kendini salmış mı? Salmış. Şu yağ görüyor musunuz? Kendi yağ tavuğun. Bunu çeviriyorum artık. Evet, hepsi kendini bırakmış. Çeviriyorum. Ve diğer tarafında kızarmasını istiyorum. Benim için önemli olan tavuğun iyi kızarması. Yani yarım kızartmıyoruz. Tamamen iyi kızarmalı tavuk. Artık tavuğun piştiğini görüyorum ve aynen böyle alıyorum. Bak, piştiğini görüyorum ve böyle alıyorum. Müthiş. Ve bu. Şunu görüyor musunuz? Çıkan yağ. Burada önemli nokta, sizden istediğim lezzet ufak detaylarda saklı. Şu fazla, bakın dibindeki fazla parçacıkları, çünkü yanar. Buraya alalım, sonra katacağız. Bazı kamiller diyecek ki ne kadar çok yağlı oldu filan, alakası yok. Tadına baktığınızda yediğiniz zaman sizi hiç rahatsız etmeyecek. Tereyağı evde bu kadar kalmış, bu kadar. Bir yemek kaşığı gibi düşünün. Salla, salla, salla. Bu ara işlerimize gitmiyor, nakit ihtiyacımız var. Düşeş. Yine açta kaybediyoruz. Fakat burada önemli nokta. Sarımsak kesmiyoruz, patlatıyoruz. Çünkü içinden alacağız. İçine. Devam ediyoruz. Yağın içine şöyle bir çay kaşığı şeker. Yahu Koray, biz daha önce böyle bir çay kaşığı tuz, pişirme görmedik, pilav görmedik. Muhteşem bir pilav yiyeceksiniz. Limon. Buradaki ayçiçek yağı parlaklık verecek, limon parlaklık verecek, lezzet verecek. Bir yemek kaşığı limon. Ve artık 1-2 dakika kısık ateşte sarımsakların tamamen lezzetini bırakmasını bekliyorum. 1-2 dakika sonra sarımsakları içinden alıyorum. Hiçbir parçası kalmasın. Bak, en ufak parçaya kadar alıyorum, görüyor musunuz? Her 3 kişi için
Bir su bardağı pirinç düşünebilirsiniz. Şimdi burada önemli olan Koray hangi pirinci kullanacağım? Benim için hangi pirinci kullanırsınız kullanın hiç önemli değil. Yeter ki sadece pilavlık pirinç olsun, dolmalık pirinç olmasın ve pirinciniz kırık olmasın. Herhangi bir pirinç olur. Hemen şuraya alıyorum. Yeter ki birebir yapın. Musluk suyuyla pirinci ilk başta şöyle bir yıkıyorum. Suyun rengini görüyor musunuz? Bu suyun rengi açılacak. Su tasarrufu olsun. 3 taşım yıkayacağım. Bak rengini görüyor musunuz? Sadece 3 kere yıkamanızı istiyorum. Fazla abartmayın. Şu 2. Hop. Şu da 3. 3 kere yıkadıktan sonra suyunu süzdükten sonra pirinci 1 çay kaşığı tuz, ılık su üstünü pirinci geçecek kadar. Sizden sadece yarım saat boyunca, 20 dakika, yarım saat boyunca pirinci suyun içinde bekletmenizi istiyorum. Tekrar şöyle suyla yıkıyorum. Yine 3 kere, en az 3 kere, daha fazla yapabilirsiniz. Ve 3, üçüncü de tamamen pirinci süzgeci aldıktan sonra bütün işlem bu kadar. Sadece pirincin fazla suyu aksın. Hemen içine. Ne kadar çok kavurursanız o kadar tane tane olur ve lezzetli olur. Şu pilavın rengini görüyor musunuz? Bak. Tavuğun yağından nasıl sarardı farkında mısınız? İşi bilen arkadaşlar bunun ne kadar lezzetli olacağını anlayacaklardır. Şimdi burada bakın şöyle bir püf noktası var. Alıyorsunuz kaşığınızda bir tanesini parmaklarınızın arasına alıyorsunuz. Eğer sıcaksa artık yeteri kadar kavrulmuş demektir. Ve aynen 5-6 dakika, 7 dakika farkında mısınız? Kavuruyorum. Hemen öyle bir dakika kavurup üstüne suyunu atmadım. Daha sonra haşlanan tavuğu da hemen böyle alıyorum. Diğer tavukların yanına. Şu şekil. Daha sonra hop. Tavuk suyu. Şu bir. İşte bu. Bunu göreceksiniz. Böyle pirinçler sıcak kavrulmuş olmalı. Önemli nokta bu. İsterseniz tamamen tavuk suyundan yapabilirsiniz. Eğer ki tamamen tavuk suyu yapacaksınız, şöyle 1,5 su bardağı. Eğer tavuk suyunuz yoksa 1,5 su bardağı sıcak su kullanacaksınız. Ama tavuk suyu kullanmanızı tavsiye ederim. Şu anda suyunun rengini görüyor musunuz yalnız? Bunun suyundan tuzu için tadına bakıyorum. Biraz daha. Oo, çorba gibi ha. Hiç. Diyor, biraz daha tuza ihtiyacım var. Şöyle bir çay kaşığı daha atıyorum. Karıştırıyorum. Kaynamaya başladığında kısıyorum diyelim. Kısıyorum. Çünkü büyük ocakta yapıyorum. Kısıyorum ve kapağını kapatıyorum. Artık pişmeye bırakıyorum. Bir 15-20 dakika sonra bakacağız. Şimdi normalde çıtır tavuk yiyenler içinden çok et çıkmadığını bilir. Ama doğru alırsanız bakın şimdi çıkan etin inanamayacaksınız. Bak. Derisini kullanmıyorum. Deri buraya. Tavuğu kemiğinden ayırıyorum. Ve çıkan tavuğun miktarına bakar mısınız? Ve önemli nokta, tavuğun suyunu kesinlikle bırakmıyorum. İçine atıyorum. Tavuğa beraber bakalım. Tavuğun miktarını görüyor musunuz? Mangalda yapacağınız zaman da böyle dolgun almalısınız. O zaman zevkine varırsınız. Şimdi bu sırasını beklesin. 10 dakikadır, 15 dakikadır pişiyor. Şöyle bir bakalım. Ve şöyle bir bakıyorum. Altında su kalmış mı diye bakıyorum. Çok az kalmış. Ve tavuğu içine katacağım. Karıştır. Karıştırıyorum ve daha sonra olmazsa olmazı karabiber. Tabii isteyen katmayabilir. Karıştır. Altını kapatıyorum. Kağıt havlu. Of. Kapağını tekrar kapatıyorum. 10 dakikadır. 15 dakikadır demleniyor. Nasıl kokuyor burası biliyor musunuz? Of. Şekilli şukullu olsun. Fazla bastırmayın. Şimdi bazı kamiller tavanın dibini yanmış falan diyecek. Ama alakası yok. Şunu göstereceğim size. Bunu yapabilmek
önemli. Yakmadan dibini şu şekil tutturabilmek. Bak şimdi. Şu hiçbir bundan lezzetli olmaz. Bakın dibini görüyor musunuz? Kesinlikle yanma yok. Ama rengini görüyor musunuz? İşte önemli olan bunu yapabilmek. Hatta bir şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Bu bakalım. Bir saniye. Şurasını barbol tıklamayan yuvarlayayım. Yoksa böyle bir şey yok ya. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız tablo gibi oldu. Kanalda birçok pilav yaptık. Her damak tadına uygun. Ama şunu, benim versiyonu mutlaka yapın. İşiniz gücünüz yoksa seyyar araba alın. İşe çıkın. Türkiye'nin bir numaralı pilavcısı olursunuz. Sonra beni bulun. Gerekli ödemeyi yapın. Bak ben de tekne alacağım ona göre. Yani ondan sonra paranın üstüne yatmayın. Michelangelo, Da Vinci, Picasso, Ali Koç. Kalkulana ya. Baştan uyarıyorum. Sonra yok efendim ben bu pilavı yaptım. Çok pişmanım. Nereden bulaştım? Keşke yapmasaydım. Bir kere yaptım, evdekiler her gün istiyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor falan da filan da dinlemek istemiyorum. Ona göre. Bak şimdi. Evet. Açın ağzınızı. Açın ağzınızı. Tarifi yapın. Dükkan açın. Evinizi geçindirin. Olmaz böyle bir şey ya. Nasıl mı olmuş? İnsanlık dışı bir hareket yapacağım. Biliyorum canınız istiyor ama mutfağa girip yapmalısınız. Şunu yapmazsam kendimi affetmem. Turşu pilava çok yakıştırıyorum. Bu ne be? Vay arkadaş. Dur nasıl mı olmuş? Nasıl mı olmuş? Durun şu turşuyu da bir... Nasıl mı olmuş derseniz yok böyle bir şey. Mutlaka denemelisiniz. Zeki ben yanılmış olamaz. Her canlı bir gün bu kanala abone olacak. Hepimize iyi sağlık. Tekrar herkese selamlar. Efsane tayfalardan bir tanesi oldu.